Bu sabah sağlıktan merhaba sevgili izleyenler. Bugün özel bir konumuz var, özel konuğumuzla birlikte. Bugün doğal hayatta bir takım aromatik yağlarla neler yapabiliriz, ne tür kürler yapabiliriz? Bu yağların cildimize, saçımıza veya ağrılarımıza faydası var mı? Bunlarla ilgili çok değerli konuğumuz bizlerle birlikte bugün. Biyolog Aktar Elif Burkan bizlerle birlikte. Aynı zamanda TÜBAF yani Türkiye Baharatçılar ve Aktarlar Federasyonu Manisa Bölgesi Başkanı kendisi. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Yine sizinle daha önce de program yapmıştık, yağlarda kalmıştık. Bunun bir dahaki programımızda devamını getiririz demiştik. Bugün yine çeşitli yağlarımız var önümüzde. Bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili bizleri bilgilendireceksiniz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için, geldiğiniz için. Evet, bugün elimizde 10 tane yağımız var. Evet. 10 farklı yağımız. Bunlarla neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Saçlarımız için, cildimiz için, belki ağrılarımız için faydalı olacak masaj türleri de vardır. Siz bir takım yarışımlar hazırlayacaksınız bugün. Evet, neler söyleyeceksiniz? Evet, buyurun. Evet. Şimdi ne kadar çok sayısız bitki ve bunlardan elde edilmiş yağlar varsa da hepsini elde etmemiz, evimizde bulundurmamız çok mümkün değil. Ben de işte vatandaşlarımıza en asgari sayıda evlerinde bulundurabilecekleri ve her yerden bulabilecekleri yağ gruplarından neler yapabilirler, nasıl değerlendirebilirler şeklinde yardımcı olmak üzere birkaç formül öneride bulunacağız. Bunun yanında işte bugünkü programımızda şey de ekleyelim dedik. Tahıl gruplarını da ekleyelim. Nasıl beslenmeliyiz? Beslenmenin temel kaynağı biliyorsunuz ekmeğimiz ve tahıl grupları. Biz de o temelden hani en doğal, en sağlıklı neler olabilir? Çok birkaç güzel örnekler getirdik. Onunla ilgili vatandaşlarımıza bilgi vereceğiz. Artı ve bir de bir sürpriz, cilt maskesi. Yani cilt bugün maskesi yok yapılacak konumuzda ama öyle bir de cilt maskesi. Aynı zamanda bize bir sürprizimiz oldu. Ne olur onu vereceğiz yani. Evet, neyle başlayalım? Öncelikle saç. Şu anda hani soğuk havalar. Saç bakımı yapmamız lazım. Saç bakımı nasıl yaparız? Saç bakımı ile ilgili yağ karışımlarımız neler olabilir? Nasıl kullanırız? Burada ben hatta örnek oluşturacağım. Hani kağıt kalem alırlarsa. Evet, izleyicilerimiz bunları not alabilirler. Bir şey yapmış olabilirler. Kullanabilmiş olabilirler. Öncelikle yağlarımızı bir tanıtalım. Tabii. İsterseniz 10 tane yağ dedik. Evet. Bunlardan kayısı çekirdeği yağı. Kayısı çekirdeğinin yağı. Evet. Şöyle rengini de alalım. Her zaman söylediğimiz gibi bunların orijinal olması gerekiyor. Sabit yağdır bu mesela. Renk görülebiliyordur herhalde şu şekilde. Kayısı çekirdeği yağı. Evet, bunlar saçlarımız için faydalı olan yağlar. Saç, bütün hepsini ayrı ayrı kullanacağız. Ben öyle mi? Sadece karışımlar hepsini, farklı olacak. Karışımlar farklı. Yazsınlar diye bekliyorum. İşte bu da biberiye yağı. Şöyle yapalım rengine. Baksınlar. Evet. Evet. Şöyle. İsmini de yazsınlar. Bu da susam yağı. Önce ismini şöyle gösterelim. Sonra rengini. Şöyle rengi de. Ben de aynı zamanda not alıyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha koyu susam yağı. Şöyle susam yağı. Evet. Ceviz yağı. Ceviz çok önemli. Öyle mi? Hem yemek için çok önemli. Cevizin yağı zaten çok da faydalı değil mi? Kendisi de çok yağlı ceviz yağı bir kesinlikle. Çok hani bilinmez ceviz yağı saç bakımında ya da cilt bakımında ama çok güzeldir. Acı badem yağı. Bakın limon sarı bir rengi var. Acı badem yağının kremleri de çokça duyuyoruz. Evet, tüm ciltlerinde kullanılabilir özelliği olduğundan dolayı dengeleyici. Acı badem yağı. Evet. Bu da tatlı badem yağı. Biraz daha mattı rengi gördüğünüz gibi diğerine göre. Evet. Fark, yani daha nasıl açık anlayabilirsiniz sorusuna. Şöyle. Evet. Şu
meşhur çörek otu yağı. Bunu özellikle kahverengi camda çıktığı zaman bozuluyor. O yüzden böyle... Öyle mi koyu camda saklanması evet. gerekiyor? Şu şekilde çörek otu yağı. Çörek otu yağı. Şuradan gözüksün. Şuradan gözüksün. Evet. Bu da kantaron yağı. Sarı kantaron evet. yağı. Sarı kantaron yağı. Bunun da ayrımı önemli mi? Kantaron yağında sarı kantaron evet, olması. Evet. Yani şimdi kırmızı kantaron çok sık kullanılmıyor. Hı-hı. Sebebi hani onda doz ayarı yapmak biraz zor. Zor. Ve etkinliği bunun kadar yüksek Hı-hı. değil. Genişliği spektrumu. Şöyle. Bunu da gördük evet. herhalde. Evet. Bu da nane yağımız. Nane yağı. Rengini görüyorsunuz. Dolayısıyla her şeyin yağı var diyebilir miyiz? Var. Tüm evet. bitkilerinde yağları mevcut. Ama işte mesela nane yağı çok zor elde edilir. Öyle mi? Hani onun için biraz pahalıdır. Hmm. Onu söyleyeyim. Hmm. Bu da karanfil yağı. Karanfil yağı. Karanfil yağının da zannedersem ağrı kesici özelliği mi? Antiseptik, ağrı kesici. Daha ön planda. Evet, bu şekilde 10 çeşit farklı yağımız mevcut. Bununla bir karışım hazırlayacağız. Evet, şimdi bir saç bakım yağı için. Yapalım Hı-hı. beraber. Buyurun. Saç bakım yağına girecek yağlarımız kayısı çekirdeği yağı, Hı-hı. ceviz yağı, susam yağı, acı badem yağı. Bu tüm saç tiplerinde kullanılabilir bir karışım olacak. Hı-hı. Tatlı badem yağı, çörek otu yağı ve biraz da karanfil. Evet. Alacağız. Tatlı badem yağıyla başlayalım isterseniz. Ölçüsü. Şimdi ölçüleri 5'er damla olacak. Sadece bir kullanımlık yapacağız. Hı, tek kullanımlık. Yani sadece karanfil yağından çok az kullanmamız lazım. Hı. Çünkü keskindir. Hı. Arzu ederlerse bunların içine zeytinyağı da ilave edebilirler Hı-hı, ama evet. zeytinyağını mümkünse yağlı saç tipine sahip bireyler ilave etmesinler. Çünkü kepeklenme yapabilir. Ha, evet. Başlayalım isterseniz. Evet. Şöyle 5 damla. Tatlı badem yağından şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu bir seferlik. Evet. Hepsinden 5'er damla. Yaklaşık 1 çay kaşığı mı oluyor? Yani tam 1 çay kaşığı biraz fazla gelebilir. Zaten bunlar damla olarak kullanılabiliyor. Hı, evet. Yani 3. O şekilde hazırlanmış. Evet. 4, 5. Şu şekilde. Evet. 5 evet, damla. Çörek otu yağından da koyduk. Yani bir seferlik. Çok Hı-hı. böyle bir de saça bakım yağını boca etmesinler, çok böyle yoğun olmasın, diplerine yedirecek sadece kadar olsa saç yeter. Saç diplerine mi evet, uygulanacak evet. bu? Saç uçlarına değil, saç diplerine. Uçlara da olabilir ama olabilir. Zarar vermez. Ama esas saç dipine 3, 4, 5. Şimdi ceviz yağındayız. Hı hı. Az önce koyduğumuz yağ susam yağıydı. Hı hı. Bir, bu arada iki, güzel kokular da yayılmaya başladı stüdyomuza. Evet. Yağların kokuları. Bakın bayağı oluyor işte. Bayağı, yani evet. Bu saça yetecek miktarda oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Öyle kaşık kaşık değil. Hı-hı. Şimdi peki koyduğumuz saç... kayısıydı. Hı-hı. Ve acı bademdeyiz en son. Saçların daha böyle yoğun, gür saçlı olması bu ölçüyü arttırır mı? Ya da kısa saçlılar daha mı az kullanabilir? Bu normal bu bir normal. Saç boyu için mesela Hı-hı. benim... saç boyum için yeterli. Yeterli biraz bunlar. Daha uzunsa mesela iki kat uzunsa bunun çarpı iki dozunu yapsınlar. Örneğin benim saçıma uygulamak için bunun belki tabii, iki katını iki belki de üç olabilir üç katını sizin uygulamak için. Çünkü gerekebilir. Sizin saçınız maşallah evet, bayağı evet. güzel bakımlı ve uzun. Evet. Şimdi şunu açacağız. Bu karanfil yağı. Karanfil yağından az demiştik. Bundan hemen Hı-hı. iki damla, üç damla olsa yeter. 3 damla. Damla, evet. Çünkü fazlası Hı-hı. zarar. Bu oran için bu oran. Hı-hı. Yani bunu arttırabilirsiniz tabii Hı-hı. ki öyle söyleyelim. Yani saçın uzunluğuna, gürlüğüne göre oranları arttırabilirsiniz. Yani illa hani bu miktarda olacak diye bir şey yok ama oranlar böyle olsun. Hı-hı. Hani
çok karanfil yağından 3 damla ise hepsinden 5'er damla birebir ölçek. Hı-hı. Şimdi bazı formülleri veriyorlar. Hani işte bir miktar ondan deyip dökülüyor. Evet. Bir miktar ondan. Hı-hı. Ama hangi miktar? Bu çok önemli. Miktarı çok yani önemli. 5 damla, 5 damla, hı-hı, damla ölçek. Gördüğünüz gibi takribi elimizde bir çay kaşığından fazla, iki çay kaşığı kadar biraz şöyle karışım oluştu. Rengini görebilir miyiz? Hı-hı. Bir karışım oluştu. Şöyle, hatta şöyle dökelim. Evet. Bakın. Ki bu da ortalama benim saçımın boyunda bir saç için yeterli bir miktardır. Hı-hı. Evet, şöyle yine dökelim. Evet, şöyle. Şöyle iki kaşık kadar, hı-hı, oluştu. Bunu, iki çay kaşığı kadar bir miktar oluştu, hı-hı, gördüğünüz gibi. Bunu saç diplerimize. Yani bu benim saç boyum için yeterli. Yeterli. Bunu saç diplerine masaj yaparak mı? Masaj nasıl yaparak. Bir şimdi olacak? Ona gelelim. Hı-hı. Saç diplerine şu şekilde çay kaşığından alıp orta dökerek bölümlere döküp hani 1, 2, 3 bölüme, hı-hı, döküp şöyle yedirecekler etrafına. Hı-hı. Parmaklarının şu kısımlarıyla tırnaklarını, hmm, kullanmadan, yedirsinler. Hı-hı. İsterlerse eldiven giyebilirler, yani sıkınca yok. Ama pamukla kullanmasınlar. Pamuklu kimse pamukla sürmeyi tercih, hı-hı, ediyor. Onu kullanmayalım. Parmak uçlarıyla yedirelim. Bir bone gibi bir şey. Ondan sonra en az 45 dakika, hı-hı, takribi maksimumda 2 saat beklensin. Hı-hı. 2 saattan sonra da saçlarını yıkayabilirler, hı-hı, rahatlıkla. Hı-hı. Ondan sonra bunu haftada 2 kez yapabilirler. Haftada 2 kez. Bu saçları besliyor mu? Besliyor, uzatıyor aynı zamanda. Öyle mi? Da. Bu evet, çok önemli. Uzatıcı özelliği var. Bir de karanfil yağını ilave ettik ya, saçta kepek oluşumunu, döküntü oluşumunu engeller. Hı-hı. Ne bileyim, eksema gibi rahatsızlıklar, deri saç kaşıntıları gibi, hı-hı, rahatsızlıkların önüne geçer. Ondan dolayı karanfili ilave ediyoruz. Saç diplerinin faydası cilt içinde. Evet. Hı-hı. Onun o faydası var. Burada içerisindeki kayısı çekirdeği yağı hücre yenileyici özelliği var. Saç çıkmasını sağlayacak. Hı-hı. Onun dışında işte şey kullandık. Susam yağı kullandık. Susam yağı çok fazla saç uzatıcı özelliği olan bir yağdır. Bunu söyleyebiliriz. Hı hı. Hani piyasanızda şey var, yılan yağı saç uzatır, evet, falan bunu soracaktım. Şey var. Yılan yağı etkilidir, evet, ama esas yılan yağı olması lazım ki o da mümkün değil. Çiftlikleri var Hindistan'da, iki tane falan. Oradan çok yüksek fiyatlarla satılması lazım. Ama biz bakıyoruz ki 5 liraya. Yani piyasada gördüklerimiz aslında gerçek yağlar olmayabilir. Olmayabilir. Bu kadar düşük rakamlarda. En iyisi işte içinde zeytinyağı falan olanlar. Evet. Karışımı, hı-hı, olanlar. Kimisi işte gaz yağı falan koyuyormuş. Ona dikkat gaz edin. Yağı. Saçlarınızın dipleri yanabilir yani. Hı-hı. Yanıyorsa o yılan yağı değil zaten. Hı-hı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ya da susam yağı bile değil. Ya da işte çiçek yağı bile değil. Değil. Yani, hı-hı, öyle bir takviye yap. Yaptıkları bile iyi yani, işte zeytinyağı koymaları bile iyi. Aslında bir göre avantaj diğerine göre, çünkü farklı şeyler evet, de koyabilirler. Keşke çiçek yağı bile koysalar diyoruz. Evet. Susam yağı şimdi saç uzatıyor dedik ama izleyicilerimiz, işte saçı uzamayan izleyicilerimiz, işte ben bolca susam yağı süreyim, hayır, yanlışına hatasına girmesin, hayır, oraya da bir açıklık getirirsek. Hayır, az önce de dedik hani ölçekleri o yüzden verdik. Biraz daha uzunsa saçı, hı hı, bunun iki katını yapabilir. Hı hı. Biraz daha uzunsa, gürse, üç katını yapabilir. Dediğimiz gibi işte haftada iki kez, maksimum üç kez uygulama yapsın. Hı hı. Saçta maksimum iki saat bekletsin. Hı hı. En az da 45 dakika bekletsin. Hı hı. Onun dışında da işte susam yağının dışında işte tatlı badem yağı desteği olması lazım yanında. Hmm. Beslenmesi lazım. Tabii tek başına susam yağı da yeterli yağını değil. Tatlı böyle bir badem yağı desteklerken kayısı çekirdeği yağı hücresi yenilenmesini, hmm, sağlar. Saç çoğalmasını sağlar dedik. Onun yanında acı badem yağı da onu de, kayısı çekirdeği yağını destekliyor. Yani bunlar hepsi yani, birbiriyle destekleyerek onun bir sonuç ortaya çıkıyor. Birbirini tamamlayıcı yağlar, hı-hı, olduğu için bu karışımı yaptık. Hı-hı. Yani
Bir de şunu yapmayalım. Evimizde bulduğumuz her tip yağı birbirine kafamıza göre karıştırıp ondan sonra kafamıza boca etmeyelim yani. Faydasından çok zararını görmeyelim. Evet, evet, yani zararını görmeyelim. Evet, saç için çok güzel bir karışım oldu. Bu karışımı haftada iki kez uygulayabilirler. Evet. 45 dakika maksimum da 2 saat kadar bekleyebilir. Sonrasında yıkamanın bir şekli veya kullanılması gereken herhangi yıkama, bir şey var mı? Yıkama mümkünse bitkisel şampuanları tercih etsinler ve saç tipine uygun. Mesela yağlı saçı olan bir birey gidip işte kuru saç tipine uygun bir şampuan kullanmasın. Muhakkak ya ısırganlı ya defneli şampuanlar kullansın. Ya da kuru saçı olan bir kişi gidip ısırganlı ya da defneli bir saç bakım ürünü şampuanı kullanmasın. Çünkü onlar bu sefer saçlarını ne yapar? Kurutur. Yağını alıyor ya, yağ kurutucu evet, özelliği doğru. var. Ondan dolayı gidip de hani kuru saçlı bir birey defneli şampuan kullanmasın. Öyle bireyler geliyor bizim iş yerimize de. İşte saçları kuru. Daha önce işte ona defneli şampuan önerilmiş ya da kendisi almış. Saçları bu sefer daha beter dökülmeye, kabuklanmaya başlamış. Deri kalkıyor kurudukça malum. Yanlış ürün kullanmak her zaman iyi sonuç değil, kötü sonuçlar oluşturur. Doğru. Bu uyguladığımız karışım her saç tipine uygun. Evet, bu her saç tipine uygun olsun dedik ki hani şey yapmayalım, yanlış şey olmasın. Bütün saçlar rahatlıkla hem kuru hem de yağlı saç tipindeki olanlar kullanabilir. Çünkü dengeleyici özelliği olan yağ gruplarını seçtik. Özellikle ben onları seçtim. Hani her saç tipinde uygulanabilir. Kuruysa nemlendirir, nemliyse daha yağlıysa daha çok dengeleyici özelliği, yani ortaya çekmek üzere. Hep zaten benim hani prensibim dengeleyici özelliği olan ürünleri kullanmak. Hani çok kritik bir durumu yoksa kişinin, ona özel illaki gerekmiyorsa dengeleyici olanları tavsiye etmek en ideali zaten. Evet. Bir de bir şey soracağım. Genelde bu kepeğe karşı olan şampuanlarda böyle bir mentol var. Göz yakar o şampuanlar. Onun için de özellikle ne ilave ediliyor? Mentol. Kepeğe? Mentol müdür o? Yani o mudur kepeğe faydası olan? Yani biz karanfil koyduk. Onlar mentol koyuyorlar. Yani o neden? Saç dirilerinin gözeneklerini açmak için. Hava alsın. Böylece işte deri hava alırsa nemini korur. Nemini korursa da kepek oluşumunun önüne geçer şeklinde. Ama bu her şeyin fazlası zararlı. Var öyle birkaç şampuan markası. Ben de biliyorum. Bu sefer de iyice açıyor ve nemini dengelemek yerine daha çok kurutuyor saç derisini. Hani diyorlar işte filanca kepek önleyici şampuan aldım, daha beter oldu saçım, döküldü, saç kalmadı. Mesela bizim gelen kişilerimiz var, müşterilerimiz var. İşte hiç saç kalmamış saç dibinde. Ondan sonra dökülmüş bir şekilde sebeplerle, yanlış ürünlerle. Canlı hücreler varsa, yani onlara saç analizi de yapıyorum ben kişinin saçına bakaraktan. Evet, yani bakıyorum saç dibinde eğer canlı hücre varsa, kendi laboratuvarım var biliyorsunuz, bahsediyorum zaman zaman. Orada ekim yapıyorum, işte saç diplerinde canlı hücre var mı yok mu? Varsa hani ona uygun hangi ürünler, az önce dedim ya kişiye özel kritik durumlarda ayrı opsiyonlar yapılabilir. O işte o durumlar. Evet. Eğer canlı hücre varsa ona uygun karışım yapılıyor, ona uygun şampuan tavsiye ediliyor. Ondan sonra o kişilerde saç çıktığı gözlemlendi. Örnekleri var. Öyle mi? Çok güzel. Evet, oldukça. İşte öğretmen camiasından çok sayıda örneğimiz var bu konuda. Onların hani stresten dökülüyor ya saçları. Evet. Ondan dolayı. Bu güzel bir karışım saç bakımı için rutin olarak kullanabiliriz. İlla ki bir problem olması gerekmiyor. Saçımızın daha sağlıklı, daha canlı görünmesi için bunu kullanabiliriz. Bunun dışında ne tür karışımlarımız olacak? Bunun dışında işte bundan sonra şey yapalım isterseniz, masaj yağına girelim. Masaj yağına, evet. Şimdi çünkü yine kış zamanı ağrılarımız oluyor yaşlı bireylerimizin ya da herhangi bir rahatsızlığı olan bireylerimizin ağrıları oluyor.
o ağrıları için kullanabilecekleri masaj yapalım. Hı hı. Hem de hem ağrı kesici özelliği olsun yaptığımız yağın, hem de toparlayıcı özelliği olsun. Çok güzel. Evet, buyurun. O şekilde kullanalım. Şimdi çay kaşığı ölçüsünü kullanacağız. Evet. Evet, her evde var olan olmazsa olmazımız kantaron yağıyla başlayalım. Bu arada kantaron yağının faydalarından da bahsedersek. Kantaron yağının faydalarından da bahsedelim. Kantaron yağı rahatlatıcı özelliğe sahip. Yani antispazmolitik dediğimiz kas gevşetici, rahatlatıcı özelliği de var. Hı hı. Ondan dolayı zaten ağrı kesici grupta kullanıyoruz. Evet. İçildiğinde de hani mide iyi geliyor. Daha önceki programlarımızda kantaronla ilgili değinmiştik zaten. Hı hı. Antidepresan özelliği var. Hani, o anlamda biraz güzel de biraz dikkatli kullanmamız gerekiyor. Dahili kullanımlarda, harici kullanımlarda da zaten ölçeğini vereceğiz. Evet. Kantaron yağından şöyle bir iki üç dört ölçek. Evet. Çay kaşığı. Dört çay kaşığı kantaron yağımız. Yavaş yavaş söylüyorum çünkü not alınabilecek zaman olsun diye. Evet. Olmazsa olmazlarımızdan yine çörek otu yağı. Teşekkür ederim. Bunlar bir de bizim hep kendi yağlarımız. Öyle kendi mi? Sıkımlarımız. Kendiniz üretiyorsunuz. Evet, kendimiz üretiyoruz. Evet. O yüzden güvenerek, güven rahatlığıyla istediğimiz zaman bu yağları sizden de temin edebiliriz. Çünkü bakın çörek otu yağının rengini görebilirsek siyah olmayacak. Normalde siyah görülür. Yeşilimsi bir renk. Gördüğünüz yeşilimsi gibi. Evet. Esas saf çörek otu yağı budur. Böyle zeytin yağını andıran bir rengi. Soğuk sıkım çörek otu yağı bu şekilde olacak. Bir. Çörek otundan kaç kaşık? İki. İki kaşık. İki bir de yarım koyacağız. İki buçuk kaşık koyuyoruz. İki buçuk çay kaşığı. Evet. Çörek otu yağı. Bu aynı zamanda bayanlar varislerinizde düzenli kullanırsanız mesela her gün kullandığınızda varisleri de ortadan kaldıracak bir kırışımdır. Bilginiz olsun. Şimdi kayısı çekirdeği yağımızı. Evet. Neden kayısı çekirdeği yağı? Çünkü az önce de dedik ya hücre yenileyici özelliği var. Bir de dengeleyici özelliği var. Cilt nemini. Ondan dolayı bundan hemen bir kaşık ilave etsek yeterli. Ve susam yağı. Cildi besleyecek. Kaç ölçek alıyoruz susam yağını? Ondan hemen bir tane yeterli. Bir. Bu kokular da insanı rahatlatır aynı zamanda. Değil mi? Farkındaysanız yayılmaya başladı. Evet. Şimdi biberiye yağı. Biberiye yağı. Biberiye yağından çok az. Az mı? Yarım kaşığı kadar hemen. Biberiye çok yağının... aromatiktir bu. Aromatik. Şöyle. Yarım kaşık koyuyoruz. Yarım kaşık kadar. Aromatik yağ grubudur. Ağrı kesici özelliği yüksek biberiye yağının. Bir de varislere iyi gelir, selülitlere iyi gelir dedik ya. Yağ yakıcı özelliği de var biberiye yağının. O anlamda biberiye yağını sade de kullanıyor bayanlar. Sade kullanımlarda şeye dikkat edin. Hani yakıcı özelliği olabilir.
Zeytinyağıyla ya da samyayla ya bu şekilde karışımlarda kullanalım. O yöntemi çok tercih etmedim. Sürüp hani o streç filmle sarıyorlar. Evet. Ve bütün gün öyle kalıyorlar. Doğru. Ciltleri tahriş olur. Hmm. Hani bazı bireylerin vücudu kaldırabilir ama herkese hassas uygun olan değil. Ciltler için uygun bilgileri olmayabilir. Olsun. Evet, inceltici özelliği var. Doğru. Hı-hı. Nasıl zaten nasıl kokusu evet, yayıldı? Evet, bayağı bir görüyorsunuz kokusu yayıldı. Evet, doğru. Şimdi sıra nane yağımızda. Evet. Bunu damlayla alacağız. Çünkü bu etkili ve keskin olduğu evet. için zannedersem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeterli. 6 damla da nane yağı kullanıyoruz. Evet. Kokusuna bakmak ister misiniz? Evet, ben isterim. Zaten görüyorsunuzdur. Saftır. Hmm. Yani bu kadar safını çok güzel. Her zaman bulamazsınız. Evet, evet, çok çünkü. Güzel kokuyor. Evet, şimdi karanfil yağımız tekrar karanfil geliyor. Bunu da damlayla yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 damla. Evet. Evet. Şöyle karıştıracağız. Oldukça fazla bir yağ oldu. Çünkü masaj bunu için. Vücudumuzda masaj için evet. kullanacağız. Ondan dolayı biraz fazla Hı-hı. olması gerekiyordu. Bunu alnımıza, şakaklarımıza da kullanabiliriz. Arkesici. Şöyle bakın, şöyle evet. yapıp yayılıyor zaten evet. çok Hı-hı. yağ çünkü. Hı-hı. Bakın Hı-hı. kokusuna. Siz. Oo, evet. Yani kötü de kokmaz. Çok hani işte sürüp de çıkamam gibi bir şey olmasın. Hayır, kötü de kokmaz. Kokuyor. Oldukça Aha. güzel bir ağrı kesici özelliği var. Dizlerinize yani işte diz ağrısı olanlar bellerine, omuzlarına, boyunlarına rahatlıkla kullanılabilir. Ve karıştırıp hani bir iki saat falan böyle beklesin yalnız bu karışım. Öyle mi? Bekletilmesi gerekiyor. Evet, hemen kullanılmasın. Çünkü yağların birbirine geçiş reaksiyonları var. Onun tamamlanması gerekiyor. Bunun için de bir iki saat beklesinler. Bu arada yani. Karıştırmak gerekiyor. Yani ara sıra, ara sıra böyle bunu ağzı kapalı bir kaba koyduktan Hı-hı. sonra Hı-hı. ara sıra şöyle çalkalayıp Hı-hı. ondan sonra iki saat sonra kullanıma hazır bir hale gelecektir. Peki bunu kullandık fakat hepsini tüketemedik. Saklayabilir miyiz bu şekilde? Tabii tabii. Daha saklanabilir. Sonra kullanılabilir yani. 2 saat bekleyip sonra kullanıma hazır. Ağız kapalı şişede olduktan sonra da gün ışığından uzakta istedikleri kadar süre kullanabilirler. Yani bunu arttıraraktan oluşturabilirler yani. Evet. O şekilde kullanılabilir. Için. Bunu dediğim gibi bayanlar her gün uygularlarsa mesela her gün duştan sonra selülitli bölgelerine, varisli bölgelerine kullanırlarsa bir buçuk ay sonra farkı kendileri de görecek. Toparlandığını, toparlayıcı özelliği de var aynı zamanda. Çünkü neden? İçerisinde biber yağı var, çörek otu yağı var, kayısı yağı var. Yani bunların hepsi cildi besleyici, toparlayıcı özelliğe sahip ve yağ yakıcı özelliği var. Fazla yağları da toparlıyor. Hani bölgesel incelme isteyenler de bu güzel. Karışımı, bu formülü rahatlıkla uygulayabilirler. Yani her bireyde de rahatlıkla kullanılabilir. Karıştırdığımız yağların hiçbirisinde de yani alerjik bir fonksiyonu yok. Hiç kimse bir zararı olmaz. Yani güvenle verdik. O yüzden Aha. rahatlıkla verdik. Normalde evet. ben kaçınıyorum böyle biliyorsunuz. Evet. Hani genel formül evet, vermekten. Bunlarda çok hassasınız. Ama bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Olmaz. Bu şekilde bunlar kullanılabilir. Ondan sonra da isterseniz ikinci programımızın kısmında da şeye geçelim. Tahıllar ve maskelere evet, geçelim. Evet, onlara geçeceğiz. Fakat şunu da hemen ben sormak istiyorum. Bu karışımları yaptıktan sonra, cildimize sürdükten sonra temizlememiz gerekiyor mu ardından? Yoksa bu yağlar kalabilir mi? Kalabilir. Cildimize kalabilir. Herhangi bir sıkıntısı Sıkıntısı yok. O yüzden dedim ya Hı-hı. banyodan sonra bayanların sürdüğünde çünkü neden? O zaman gözenekler açılmış oluyor. Bu yaptığınız karışım da gözeneklerden deri altına
girmiş oluyor ve böylece işlemini yapabiliyor. Yani kalabilir, yıkanmasına gerek yok. Yıkamak isterlerse yıkarlar ama kalsa da hiçbir sıkıntı oluşmaz. Faydası olur ancak ama zararı olmaz. Ciltleri beslenir. O kadar yani. Bunu ağrı kesici olarak kullanabiliyoruz. Hani başımız ağrıdığında, işte sinüzitlerimiz ağrıdığı da hemen uygulayabiliriz. Hemen sürün şakaklarımıza sürdüğümüzde. Aynen. Özel bir masaj var mı? Masaj yöntemi var mı? Yani parmak uçlarıyla dairesel masaj en klasik, en bilinen, en faydalı masaj tipidir zaten. Bu şekilde. Evet, 10 çeşit yağımızdan 2 farklı hem saçlarımız için bir formül oluşturdu sevgili Elif. Aynı zamanda bir de ağrı kesici ve vücut toparlayıcı, sellütlere ve bölgesel incelmeye de faydası olabilecek bir karışım elde ettik. Ama daha bitmedi. Maskemiz de var. Aynı bir şey, sevgili izleyenler, bu yağlarla farklı karışım oluşturarak bir de cilt maskesi uygulaması yapacağız. Evet. Ama kısa bir aramız var şimdi. Aranın ardından lütfen bizden ayrılmayın. Bir telefonumuz varmış. O telefonumuzu alalım. Ardından da reklama gireriz. Evet. Buyurun efendim. Hoş geldiniz bu sabah sağlığa. Teşekkür ederim. Öncelikle ETV ekibine sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aşırı kilo oranından dolayı sizlerden yardım istiyorum. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilir Elif Hanım size? Nasıl bir ilaç verebilir? Nasıl bir bitkisel? Sesinizi tam olarak alamıyoruz. Biraz daha yüksek sesle konuşur musunuz lütfen? Diyorum ki kilom fazla. En az 10 kilo fazla. 10 kilo fazla. Sigarayı bıraktığımdan dolayı. Bu 10 kilo kilomu vermek istiyorum. Evet. Sizlerden yardım istiyorum. Hepimizde böyle ilaç kullanmam gerekiyor. Evet, hepimizde bu tip sıkıntılar oluyor. 10 kilo fazlam var diyor izleyicimiz. Nasıl bunlardan kurtulmak için bana bir formül diyor. Merhabalar Halil İbrahim Sarıkaya Bey. Merhaba. Geçmiş olsun öncelikle. Kilolarınızla ilgili sıkıntılarınızda şimdi size yardımcı olmak isterdim. Fakat şu anda olamam. Çünkü bu sizin kilonuz neden kaynaklanıyor? Kan değerlerinizde herhangi bir sıkıntı var mı? Bunlara bakmamız gerekiyor. Hani böyle ben hani kulaktan dolma şekilde yardımcı olamam. Çok da sonuç alamayız bu şekilde. Beklerim sizi. Burkan Aktar şeklinde işletmemiz var. Orada sonuçlarınızı filan yaptırın, tahlillerinizi, bir kan tahlili falan yaptırın. Bakalım, hani neden kaynaklıdır kilonuz? Madde 1. Baktırdınız devam mı? Devam edin. Dinliyorum. Efendim? Dinliyorum. Sizi dinliyor. Kan tahlili yaptırın, ondan sonra o tahlilde değerlerine bize bakalım. Ayrıca endokrin sonuçlarınızı da yaptırın. İşte tiroid hormon değerlerinize de baktırın. Eğer onlarda bir sıkıntı var mı yok mu, o kaynağı nedir kilonuzun? Ona baktıktan sonra size yardımcı olalım. Şimdi belki hani tansiyon probleminiz var mı, şeker probleminiz var mı? Bunların hepsi ayrı ayrı diyagramlar yani. Herhangi bir standart ürünü kullanmanız size faydalı değil, zararlı olabilir. Özel bir karışım yapılabilir. Yani size özel çalışılması lazım. 10 kilo fazlanız varmış. Hani belki de hiçbir şeyiniz yok. Yani şu anda o yüzden net bir şey söyleyemeyiz. Şimdi Halil İbrahim Bey'in belki de normal. Halil İbrahim Bey, belki herhangi bir sıkıntıdan değil de. Belki de bir sporla verebileceksiniz kiloyu. Yani belki de hiçbir şeyiniz yok. Yani onun için tavsiyelerimizi yerimizde yapalım. Elimizde sonuçlar olduktan sonra yani ne yapalım? Real çalışalım. Yani anlatabiyor muyum? Anladım. Deneysel çalışma yöntemi her zaman da tercihimiz. Evet, Halil İbrahim Bey, Elif Hanım'ın yanına giderseniz sizi orada görerek çok daha güzel bir formülle hem daha sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacaktır. Elif Hanım'ın acaba yeri nerededir? Evet, teşekkürler. Arkadaşlar yardımcı olabilir mi? Evet.
Evet, çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler diliyoruz Halil İbrahim Bey. İyi günler. Çok teşekkürler, iyi günler. Şimdi Halil İbrahim Bey'in belki de herhangi bir problemden değil de hepimizin zaman zaman kiloyla ilgili işte belki sağlıksız beslenmeyle ilgili fazla yani kilolarımız bunu görmek olabiliyor. Lazım. Eğer o şekildeyse zaten hani ilgili diyetisyenlere biz yönlendiriyoruz. Diyet programlarını yazıyorlar zaten kendileri. İşte ya da spor yaparaktan vermesi gerekiyor. İşte ilgili spor eğitmenlerine gönderiyoruz. Yönlendirme yapıyoruz işte. Birkaç işte egzersizlerle, güzel bir spor programıyla da faydalı olarak yani yardımcı oluyorlar. Ama şimdi metabolizmasıyla ilgili bir problem de varsa bunu görmek lazım. O zaman biz hani metabolizmasında bir yavaşlama ya da bir şey varsa o zaman da hani doktoruyla beraber ortak bir şekilde biz de faydalı olabiliriz. Belki şimdi Halil İbrahim Bey az önce biberiyeden bahsettik. İşte bölgesel incelme sağlıyor. Oradan, yağ yıkıcı özelliği var deyince belki acaba bana faydası olabilir mi? Muhakkak olacaktır. İlla ki olacaktır ama şimdi 10 kilo tabii 10 kilo deyince ya da onun üstündeki miktarlarda istediği sonucu alamaz. Bu sefer de morali bozulabilir. Ama yine zannedersem işte vücuttaki ödemi atmak için bir takım bazı şeyleri tüketmesinde fayda var. Tabii, örneğin. Tabii muhakkak. Ama şimdi onu söyleyemiyorum. Kalkıp da hani bir ısırgan ödem attırıcı özelliğe sahip ama kalkıp bir de hani tansiyon hastasıysa zararda olabilir. Bu sefer, Halil İbrahim Bey ben elimden geleni yapıyorum. Bir şeyler öğrendim ya ama Elif Hanım ısrarla bize özellikle bir şey vermiyor çünkü biliyorum yani, ki siz doktorlarla koordineli çalışıyorsunuz. Evet, yani doktorların çok hassas yani, olduğumuzu doktorlarımızın biliyorum. Rehberliğinden çıkmamamız gerekiyor çünkü onlar bu işin eğitimini almış. Biz de temel bir bilimler uzmanı olaraktan biz de hani bilimin dışına çıkmamaya özen gösteriyoruz. Evet. Çünkü bilimsel olmayan hiçbir şey geçerli değil. Doğru. Yani. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından cilt maskesiyle devam edeceğiz. Sevgili izleyenler bizden ayrılmayın. Çok özel ve güzel formüller Elif Hanım'dan bize geliyor. Bizden ayrılmayın lütfen.